Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bizler YouTuber kardeşler olarak MSI'den bir ricamız oldu. Dedik ki bize abim buraya geliyor. Bir tane laptop gönderir misin? Süper içeriklerimiz olacak dedik. Ve kendileri de... Cringe bu arada. Cringe bu arada. Bu cringe burayı yapmayalım artık fazla izleniyoruz. Evet, baksana tamam. Şunlara baksana, güzel oldular değil mi? Cringe arada, ben artık öğretmenim, benim kız arkadaşlarım falan seviyorum. Bunlar. MSI'dan bir laptop geldi. Bunun açılımını yapacağız arkadaşlar. Ve şimdi sakallarımın uzadığı görüntüleri, yakında bunun kesimini yapacağız. Ben 16'da 17'de yaptım. Şimdi 18'de sakal kesimi videosunu yapacağız. Evet, güzel. İstersen MSI laptopumuzu açalım. Fakat bu bir reklam videosu değil. Yani böyle bunun böyle bilgileri vardır diye gereksiz bir tarafını yapmayacağız size. Bu eğlenceli bir zevk videosu olacak. Zevk suyu, love juice. Anlarsın. Şey mi? GTA var. Evet. Love is ruin my life. Nasıl hayatını mahvedebilir ki? Harbi ya. Sadece müzik yapıyorlar. Öyle mi yapmış bir de kadına benziyor adam. Orada kadın yarışmasına giriyor ama. Hadi evet. Açalım bakalım yapalım. Şimdi izninle şöyle tutuyorum. Önce laptopu çıkar. Önce laptopu çıkar. Hey maşallah. Hey maşallah. Bayram tatlısı. Bizim de ilk açışımız bu arada. İlk defa açıyoruz. Hadi teker teker evet. Tabii öyle yapacağım Arda, tabii öyle yapacağım. Sen son günlerde zekileştin ha, dur onu açmıyorum ya. Şimdi bu bir iş istasyonu, biz bununla GTA 5 falan oynamayacağımız için. Bu mimarların kullanabileceği güzel bir laptop. Bakın onun üstüne yanında ne verdi, görüntüde şaşırın. Bak. Şaşırılacak bir şey değil, şarj kablosu. Şarj adaptörü. Şarj adaptörü bu kadar küçük, işte buna şaşırabilirsin. Ve. Peki bu, istersen. Al bakalım aç. Yapıyorum. Aç bakalım. Evet. Wow. Nasıl kokuyor? Senin gözün bundan böyle oldu. Niye 6 sen... saat sonra oldu peki? Evet, laptopumuz bu arkadaşlar. Judas Little Messiah's Crown. I become your new god now. Judas şeymiş. Bu şu mu? Annem bakıyor Arda, çabuk ol. Evet, aç bakalım. İzninle açıyorum, buyurun. Çalıştır bakalım, sana takdim olsun. Çalıştırıyorum. İşte bu laptopun en iyi özelliği, ben sana söyleyeyim. Bu genellikle böyle iş istasyonu, mimarlar falan kullanır ya. Şimdi diyelim buna sinirlendim böyle. Hani böyle laptopum diyordu. Tamam, güzel. Böyle tabletler bu boyutlarda olsa güzel olur değil mi? Evet, ama bunu alırsın işte o zaman. Yani. Pini ne koydun? Yap bakayım. Pini... Sana dedim ya, unutmayacağım bir şey 0-0 yapayım 4'ten. Sen de yok onu unuturum dedin. Unutmayacağım bir şey olan 61-69'u koy dedim. Bunun şakası var bilirsin. Evet. Sen biraz özelliklerinden bahset. En böyle... Bu laptopun en önemli özellikleri MSI'nin altın oran dediği 16.9 çözünürlüğünde değil, 16:10 çözünürlüğünde olması. Yani 1920x1080 değil, 1920x1200. Aynen öyle. Ve şöyle MSI'nde bir tane peni var yanında. Mesela kalem bile üretiyor, tükenmez kalem bile üretiyor bu adamlar, anlamadım. Aynı zamanda taş bedeninde bir MacBook kadar hassasiyetinin yüksek olduğu söyleniyor. Başka firmalarla kayıp yaslayarak tanımlı MacBook'lar taş bedler konusunda çok üst düzeyde, o yüzden onlara yaklaşma, onlar bir standart olarak kabul ediliyor ya, o yüzden. O zaman, tamam. Onun dışında başka... ekranı OLED, yani... Dur, sen oraya geç. Ekranı örnek olarak verebileceğim en iyi şey ne? Nintendo Switch OLED. Başka firmalarla kıyaslanmaz. Nintendo Switch OLED'le kıyaslayabilirim bunu. Bu arada bu ürün bize yedek, şey, bir aylık geldiği için buna sapıklı şey indirme, tamam mı? İş bilgisayarı bu, iş. Ne bileyim belki. Ben sen... iş olarak böyle şeyler mi yapıyorum? Kaliteli doğa görüntüleri aç, bizim videolar çok kaliteli değil biliyorsun. Ve bu şekilde katlandığında bunlar tamamen devre dışı kalıyor. Evet. Yani işte bir tuşa bastım. Fotoğrafların, bilmem nelerin Facebook'ta paylaşıldı falan. Doğru. Porno paylaştığını ama düşünüyorsunuz. Aynısını diyecektim. Doğru düşünüyorsunuz. Aynısını onları diyecektim. Ben paylaşıyorum çocuklar. Onlara like atın. Ekranı OLED olduğu için atıp dur. Onu düz çevir, parlaklığını arttıralım. Şimdi Windows şey yapmış. Düz mü çevireyim? Düz çevir, parlaklığını arttırıp yarışı yapalım. Çok garip bir şey bu. Hep kırılacakmış gibi izlenim. Evet tamam. MSI. Merhaba efendim. MSI. Bakın renkleri OLED oldu. Galiba OLED. Ama emin değilim. Siyahın gerçek siyah olduğu teknoloji budur değil mi? Gerçekten kaliteli duruyor. Şundan gerçek siyah gibi duruyor. OLED olduğu için kaliteli. Umarım oradan iyi görünüyordur şu an. Hemen bakayım. Yardım bayağı kaliteli. Yardım verdin arkadaşlar. Marina Joyce. O da yeni ya. Yine mi popüler oldu? Evet, şimdi bir de bununla ilgili birkaç görüntü alalım, görsel alalım, footage. Tamam sen geç oraya. Yok sen kullanırken ben seni çekeyim. Tamam. Arda bu ne? Ne var ki?
Tamam. Şimdi kullanırken bir şuraya koy. Buradan bir iki footage alalım. Bu ürün bana MSI tarafından gönderildi. Videoda pek tanıtım değil de şakalar, komiklikler yaptığımız için biraz da üründen bahsetmek istiyorum ki sponsorum ayıp olmasın. Öncelikle laptopun ismi Summit E16 Flip Evo ve kendisinin adından da anlayabileceğiniz üzere her yerde çevirip kullanabileceğiniz bir laptop. En son laptopumu 10 yaşlarındayken kullanmış ve sonra video için yıkamış biri olarak laptopların geldiği bu noktayı gerçekten çok sevdim ve ileride kişisel bir kullanım için de kendilerinden bir adet laptop istemeyi düşünmüyor değilim. Bu laptop tam anlamıyla iş laptopu. Yani tamam gidip CS falan oynarsınız ama 100 FPS oynarsınız. Ki dürüst olayım aylardır hiçbir oyuna girmemiş biri olarak bunu hiç dert etmedim. Çünkü ben bu laptopu zaten terasımızda açacağımız canlı yayın için istemiştim. İşi de mükemmel şekilde yapabildi. Bu terasta açacağımız yayını yaptık fakat videosunun spoilerını vermem gerekirse kendisi 16 yaşında çektiğim Cola Tier List videosunun 18 yaşındaki hali gibi diyebilirim. Tabi 18 yaşında derken neden kastettiğimi anlamışsınızdır. Öncelikle Nintendo Switch OLED'i denedikten sonra ekranların önemini tekrar anlamış oldum ve her zaman güzel kalite bir ekranla bir şeyi izlemeyi merak etmeye başladım. Bu laptop OLED olmasa da IPS bir ekrana sahip ki bunu da şöyle açıklayayım. TN veya IPS panel olarak gidiyor bu kalite skalası. En kalitelisi de IPS. Ki bu da zaten iş istasyonu olduğu için en iyi IPS ekranlardan birine sahip. Ha bu arada şaka maka iş istasyonu deyip geçmeyin, 165 Hz ve %100 sRGB'ye sahip bu ekran. Akıp gidiyor valla. Ayrıca ekranı MSI'nin altın oran dediği sisteme sahip. Yani 16'ya 9 değil 16-11 genişliği var. Taşınabilirliği ise... Laptoplar gerçekten iyi şeylermiş ya. Şaka maka bir süre sonra bilgisayarlarımı falan satıp böyle bir laptopa geçmeyi düşünmeye kadar gittim. Bir de kalem vermişler sağ olsunlar. Kullanması bilen tabii ki işini mis gibi yapacaktır fakat dürüst olacağım... Bizim elimizde komiklik olsun diye komik şeyler çizmekten ileriye gitmedi, kusura bakmayın. İşlemcisi ise Intel Iris X. Açıkçası Intel işlemciler hakkında hiçbir bilgim yok fakat havalı bir ismi olduğunu, ayrıca bunun kalitesinden hiçbir şekilde şüphe etmediğim bir MSI ürünü olduğunu düşünürsek üst düzey bir işlemci olduğunu düşünüyorum. MSI'ye sponsorum oldukları ve beni yaptığım içeriklerle destekledikleri için teşekkürlerimi borç biliyorum. İleriki içeriklerde görüşmek üzere. Ayrıca Twitch canlı yayınlarına gelmeyi unutmayın. Garip bir keyif almaya başladım ya. Hani nasıl diyeyim, böyle bir iddia koydum. Mesela sakalım şu an uzamış ya. Normalde millet bana sakalı çıktı falan diyor. Halbuki sakalım çıkmadı. Sadece... Annemin kalp ilaçları. Oo, özellikle dedim internete iyi çeken bir tane gönderin dedim. Özellikle onu göndermiş Tufan Bey. Bu adam gerçekten çok iyi yapıyor işini. Hemen hatta yani tamam diyor gidiyor. Yaptığını bile söylemiyor gönderiyor. O kadar iş bitirici bir adamdır. Güzel. Fixer yani o değil mi? Fixer. Dın dın dırın. IPS'miş ya. OLED değil ama IPS de gene en kalitelisi. OLED olduğunu anlamadık bak o kadar. OLED mi diye düşündük. IPS demek o kadar kaliteliymiş. Yani misafir çocuğu gibi oturmuşsun lan. Ne kadar ağrıyorlar lan bu ne böyle? Gerçekten ha. Büyük ihtimal niye ağrıyor biliyor musun? Çok FPS aldığım için. GTA 5 sıkıntıları. San Andreas sıkıntıları gibi düşün. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Şu an Arda Developer kanalındasınız. Fakat aynı burada yazdığı gibi The Arda Original Twitch kanalına giderseniz bizim canlı yayınlarımızda gelmiş olacaksınız. Abim burada olduğu sürece bu laptop sayesinde bol bol açacağız arkadaşlar. MSI destekleri için çok teşekkür ediyorum. Benden bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Almak için açıklamadaki linklere bakabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Durduruyorum. Evet.